Teknoblog Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 23 Ocak 2012 Pazartesi günü yeni bir Teknoblog Haber Merkezi programı ile daha sizlerle beraberim. Geçtiğimiz hafta oldukça sakin geçen bir haftaydı. Bir önceki hafta düzenlenen CES 2012 fuarından sonra teknoloji dünyasında gündem geçen hafta biraz daha sakindi. Ancak yine önemli bir duyuru vardı. Apple'ın gerçekleştirmiş olduğu bir basın toplantısı vardı geçtiğimiz Perşembe günü. Ve bu basın toplantısında Apple eğitim alanındaki yeniliklerini paylaştı. Buna değineceğiz bu programda. Bunun yanı sıra haftanın ürünü köşesinde de bir ürünümüz var. Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus bizlerle beraber olacak. Öncelikle haftanın önemli gelişmelerini, seçmiş olduğumuz 3 önemli gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Daha sonra da haftanın ürünü köşesinde Samsung'un tabletini hep beraber inceleyelim. Evet, başlangıçta da belirttiğimiz gibi ilk haberimiz Apple'dan. Apple'ın rol çalması mı diyelim artık, yine gündem oluşturması mı diyelim. CES 2012 bittikten bir hafta sonra işler biraz daha rölantide ilerliyor derken Apple bir basın toplantısı düzenleyeceğini bir hafta öncesinde göndermiş olduğu davetiyeyle duyurmuştu. Ve o basın toplantısı geçtiğimiz Perşembe günü New York'ta gerçekleşti. Akşamüstü 5 sıralarına başladı Türkiye saatiyle bu basın toplantısı ve biz de Teknoblog olarak bu toplantıyı takip ettik. Yenilikleri de anında paylaşacak sizlerle. Öncelikle bir detaylara bakalım. Apple 19 Ocak günü gerçekleştirdiği basın toplantısıyla eğitim alanındaki yeni ürün ve servislerini tanıttı. Etkinlikte ilk olarak iPhone ve iPad'lerde elektronik kitap okumayı sağlayan iBooks'un ikinci versiyonu iBooks 2 tanıtıldı. iBooks 2'nin en büyük özelliği Apple'ın bir diğer büyük yeniliği olan interaktif ders kitaplarını okumaya olanak sağlaması. iBooks Store üzerinden dağıtıma sunulan ve en pahalısı $14.99 fiyat etiketi taşıyan bu interaktif kitapların içeriğinde videolar, animasyonlar, etkileşimli grafikler yer alıyor. iBooks Store üzerinden fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri gibi temel konu başlıklarına yönelik ders kitapları da satışa sunuldu. Bu arada Apple kendi interaktif ders kitabını hazırlamak isteyenler için de iBooks adı verilen bir elektronik kitap hazırlama aracı çıkardı. Keynote'un kullanıcı arayüzüne benzeyen bu yazılım sayesinde belli bir konu veya başlık hakkında bilgi sahibi olan eğitim görevlileri veya benzeri kişiler kendi interaktif ders kitaplarını hazırlayabilecek. Apple'ın bir diğer duyurusu da iTunes Studio uygulaması oldu. iPad ve iPhone üzerinde çalışan bu uygulama sayesinde lise ve üniversite öğretmenleri veya eğitim görevlileri uzaktan ders anlatma fırsatı bulacak. Tabii öğrencilerde dersi uzaktan takip etme, ders dokümanlarını veya verilen ödevleri mobil cihazlar üzerinden alma, çalışmalarını herkese mobil ortamda paylaşma fırsatı yakalayacak. App Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan iTunes U uygulaması sayesinde daha önce iTunes yazılımının altında bir bölüm olan iTunes U'nun etki alanında genişlemiş oldu. Evet, Apple gündem yarattı yine. Eğitim dünyasındaki yeniliklerini paylaştı. iPad biliyorsunuz oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Eğitim alanında da iPad'in fazlasıyla bir yaygınlığının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yurt dışında konuşuyoruz bununla ilgili olarak. Tabii yurt içinde de eğitim yönünde, eğitim alanında çeşitli okullarda iPad'in girdiğini, öğretmenlerin de iPad'den yararlandığını söyleyebiliriz. Tabii bizde de biliyorsunuz bir Fatih projesi var. Öğrencilere önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde elektronik tablet verip bütün ders kitaplarını, bütün ders materyallerini buradan sunma, böyle bir plan var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu ve ilk parti tablet ihalesi de yapıldı. Öğrencilere verecek olan tablet Android tabanlı bir tablet olacak Türkiye'de. Tabii Apple'ın ana vatanı Amerika ile alakalı aslında bu eğitimle ilgili duyurular ilk etapta olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Steve Jobs'un biyografisinde de eğitim alanında Steve Jobs'un düşünceleri şimdiye kadar teknolojiden çok fazla yararlanılmadığını belirten bazı düşünceleri vardı biyografisinde. Apple'ın bu son çalışmaları da aslında biraz daha tableti, Apple'ın hayatımıza sokmuş olduğu teknolojileri eğitim alanında daha aktif kullanmayı, daha verimli bir şekilde kullanmayı içeriyor. İnteraktif kitaplar şimdiye kadar oldukça sıkıcı olan ders kitaplarını biraz daha eğlenceli hale getirebilir. Bir tane ders kitabı, tabiatla ilgili bir kitap, ücretsiz olarak sunulmakta App Store üzerinden, iBooks Store üzerinden. iBooks 2'yi güncelledikten sonra kullanıcılar bu ücretsiz kitabı indirip, interaktif ders kitabını indirip deneyebiliyor. Biz de bu ücretsiz kitabı indirip test etme fırsatı bulduk. Hatta incelemesini de yayınlamıştık Teknoblog'da. Oldukça düzgün bir şekilde bir okuma deneyimi sunuyor. Özellikle iPad'i yatayda kullanmak biraz daha iyi sonuç veriyor elektronik ders kitaplarında. Bu sayede videoların veya fotoğrafların içeriye daha iyi bir şekilde entegre olduğunu görüyorsunuz. Eğer iPad'i bu şekilde dikey kullanırsanız o ders kitaplarında yazılar biraz daha ön plana çıkıyor. Resimler, videolar biraz daha arka planda, solda bulunan bir sütun üzerine küçük dipnotlar şeklinde yer alıyor. Bu ders kitapları, interaktif ders kitapları üzerinde not alma, vurgulama, kalemle çizilmiş gibi vurgulama ve üzerlerine not alma, not kağıtları hazırlama, bu hazırlanan not kağıtlarını daha sonra toplu bir şekilde bir bölüm içerisinde görme,
En önemlisi içerik arama. Bu gibi bazı bileşenler de içeriyor. Bu şekilde öğrencilerin hem vakit kazanmasını sağlayacaktır bu kitaplar, hem de derslerini biraz daha iyi bir şekilde çalışmalarına sağlayacaktır. Eğitim alanında artık tabletlere doğru gidiyoruz. Yakında öğrenciler artık kitap taşımak zorunda kalmayacak, hamallıktan kurtulacak. Öğrencilik zamanımızı hatırlardık. Bir sürü farklı ders olur bir gün içerisinde. Sabahtan akşama kadar ders ve her dersin kendine özel kitabı. Bir gün içinde 6 farklı dersin olduğu oluyor. Bu nedenle de çantamız oldukça fazla kitap ve defterle dolu olurdu. Bugün öğrencileri biraz daha şanslı, artık sadece tek bir tablet taşıyarak ve bu tablete bütün ders materyallerini, kitaplarını, kullandıkları defterleri, elektronik defterleri yükleyerek okula tek bir tabletle gitme fırsatı olacak. Bu dünyada da olacak, ülkemizde de öğrencilere dağıtılacak, Android tabletler sayesinde gerçekleşecek. Tabii Fatih projesi yolun daha çok başında, ileride nasıl olacak onu da takip edeceğiz, gelişmeleri de sizlere aktarıyor olacağız. Bunu söyleyelim. Bu arada interaktif ders kitaplarının dışında Apple'ın bir diğer yeniliği de iTunes U'yu biraz daha genel kullanım açmak oldu. Şimdiye kadar iTunes U, iTunes mağazasının, iTunes uygulamasının yazılımın altında sunulan özel bir bölüm gibiydi. Buradan çeşitli derslere ilişkin görüntülü videocastler, podcastler, sesli ve görüntülü podcastler paylaşılıyordu. Artık çıkarılan iTunes U uygulaması sayesinde üniversite öğretim görevlileri veya öğretmenler, lise öğretmenleri bütün dersleri sadece tabletleri üzerinden anlatabilecek, videoları diğer içerikler oradan paylaşabilecek. Uzakta olan öğrenciler de tüm bunları, bu ders içerikleri, ödevleri sadece tabletlerinden veya iPhone'larından kontrol etme fırsatı bulacak. Türkiye'deki üniversiteler desteklemiyor iTunes U'yu. Yurt dışında Amerika'daki önde gelen üniversiteler desteklemekte. Belki Türkiye'de de üniversiteler, yeniliğe açık olan üniversiteler bu teknolojiyi bir şekilde öğrencilerine sunma fırsatı bulur, sunmayı düşünür. iTunes U'da aslında verimliliği, eğitimde verimliliği arttıracak, öğrencilere vakit kazandıracak, hem de öğretmenlere vakit kazandıracak bir yenilik gibi gözüküyor. Bir de iBooks adı verilen bir e-kitap, interaktif ders kitabı hazırlama uygulaması var. Mac App Store üzerinden ücretsiz sunulan Mac OS X tabanlı cihazlar için geçerli olan, onlarda çalışan bir uygulama. Bu uygulama sayesinde de içerik hazırlayıcıları basit bir arayüzün yardımıyla interaktif ders kitapları hazırlayabiliyor. Kolay bir şekilde HTML kodları, videolar veya keynote sunumlarını, animasyonları elektronik ders kitaplarına ekleyebiliyorlar. Hazırlanan bu elektronik ders kitapları da iBook Store üzerinden yayınlanabiliyor. Biraz karıştırdık, acaba Türkiye'deki içerik hazırlayıcılar böyle bir interaktif ders kitabı hazırlayıp bunu sunabilirler mi diye. Şu an için sadece Amerika ile kısıtlı gibi bir şey gözüküyor, ancak eğer o kitaplar bir şekilde ücretsiz olursa, belki şu anda Türkiye'de ücretsiz elektronik kitapların bulunduğu iBooks mağazası üzerinden sunulabilir. O ödeme kısmı biraz karışık, bu nedenle interaktif ders kitapları bir süreliğine Türkiye'den uzak kalacak gibi gözüküyor, ancak gelecek ne gösterir onu bilemeyiz. Evet, Apple'ın eğitim alanındaki yenilikleri bunlardı. Şimdi artık bu yeniliklerin ardından iPad 3'ü beklemeye başladık, ya da iPad 2S, iPad 2 HD, her neyse. O beklenen tabletle ilgili dedikoduları Teknoblog'da sizlere aktarıyoruz. Tabii kesin duyuru geldiğinde o da Teknoblog'da olacak. Bunu da bir dipnot olarak belirleyelim ve diğer konumuza geçelim. Diğer haberimiz Google ile ilgili. Google geçtiğimiz hafta içerisinde 2011'in 4. çeyreğine yönelik mali finans raporunu açıkladı. Bu finans raporunda hem şirketin son performansı yer alıyor, hem de arama ve reklamcılık dışındaki diğer servislerle ilgili bazı detaylar da vardı. Bizi ilgilendiren Google Plus ve Android'e yönelik rakamlardı, tabloydu ve bu programda da onlara biraz daha yakından bakalım istedik. Google 2011 yılının 4. çeyreğine yönelik rakamlarını paylaştı. Şirket son çeyreği de hatırı sayılır bir gelir ve karla kapattı. Buna rağmen Wall Street tahminlerinin altında kaldı. Google'ın açıklanan finans raporunda temel servis olan arama ve reklamcılık dışındaki servislerle ilgili bazı detaylar da paylaşıldı. Google'ın geçtiğimiz yazın ortalarında faaliyeti geçirdi ve sonbaharın başında da herkesin kullanımını açtığı Google Plus'ta yer alan kayıtlı kullanıcı sayısının 90 milyonu geçtiği şirketin CEO'su Larry Page tarafından doğrulandı. Bu sayede daha önce yapılan çeşitli tahminlerin de aşağı yukarı doğru olduğunu öğrenmiş olduk. Android tarafında da ilginç veriler paylaşıldı. Buna göre dünya genelinde dağılmış aktif Android cihaz sayısı 250 milyona ulaştı. Günde 700 bin yeni cihaz aktivasyonu sayesinde bu rakam gelecekte daha da büyüyecek, bu kesin. Ayrıca Android ile birlikte gelen Android Market mobil uygulama mağazasından da 11 milyarın üzerinde uygulama indirildi. Geçtiğimiz Kasım ayında açıklanan raporda 10 milyar uygulamanın indirildiği söylenmişti. 1,5 ay gibi kısa bir zamanda 11 milyarın geçilmiş olması Android'in ne kadar büyük bir hızla büyüdüğünde bir göstergesi sayılabilir. Evet, Google'ın
Google Plus servisi geçtiğimiz yazın ortalarında ilk kullanıcılar almaya başlamıştı. Davet yiyorsunuz şeklinde ve o zaman bile büyük bir büyüme göstermekteydi. Sonbaharda Eylül ayının içerisinde bütün kullanıcılar açıldı. Bütün artık Gmail kullanıcıları veya yeni bir hesap açanlar bu Google Plus sosyal medya uygulamasını kullanmaya başladı. Google Plus biraz rölantide mi diyeyim artık, yani aslında çok yenilik yapılıyor. Google sürekli yeni özellikler ekliyor ve Google Plus'ı aslında kullanmanın gerçekten verimli olduğunu söyleyebilirim. Grup çalışmalarında Google Plus'ı kullanmak gerçekten farklılık yaratıyor. Çevreler gerçekten işe yarıyor, bunu söyleyebilirim. Ancak Google Plus'ın Google Plus üzerinde yapılan paylaşımların Twitter ve Facebook üzerinde paylaşılamıyor olması ya da Twitter ve Facebook'ta ya da Foursquare'de bu gibi sosyal ağ servislerinde yapılan paylaşımların Google Plus'a düşemiyor olması insanların biraz orayı boş bırakıyor kalmasına, boş bırakıyor olmasına neden oluyor. Çıkan bazı haberler vardı. Google Plus kullanıcıların çoğu aktif değil şeklinde ve gerçekten de baktığımızda Google Plus üzerinden yapılan paylaşımların pek fazla olmadığını görmekteyiz. Belki Google, önce de bahsediyorum, bunları çoğu yerde bahsediyorum, yazılarda da bahsediyorum. Belki Google Buzz gibi bir durumun ortaya çıkmasını istemiyordur. Çünkü Google Buzz'da böyle bir paylaşım, çapraz paylaşım özelliği vardı ve genellikle Google Buzz hesabı açanlar profillerini otomatik paylaşımlarla doldurmuştu. Belki Google bu şekilde olmasını istemiyordur, Google Plus'ın kullanıcılara buna alıştırmak istemiyordur. Ancak sosyal medyanın da bir mantığı var. Bir yerden paylaşırsınız, her tarafa paylaşır. Genellikle bu şekilde çalışır. Kullanıcılar bir kere yaptıkları paylaşımı bir kez daha başka bir yerde yapmak istemezler. Bu nedenle Google Plus şu anda pek öncelik sırasında da birinci olmadığı için pek fazla dolu, hareketli gözükmüyor. Ancak Google'un yapacağı 2012'de atacağı yeni adımlar sayesinde bu durum değişebilir. Bunu da söylemek gerek. 90 milyonun üzerinde kullanıcı sayısı var ve bunun hız artması bekleniyor. 2012 içerisinde birkaç kat büyüdüğünü görebiliriz. 2012 sonunda Google Plus'ın gelecek yıl bu zamanlarda çok daha iyi bir kullanıcı sayısına ulaşmış olabilir. Google Facebook ile de arayı biraz daha kapatmış olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Android tarafına da bakmadan önce bir şey daha söyleyeyim. Gmail ve Google Plus kayıt sayfasını da yeniledi Google. Artık bir Google Plus hesabı açmak isteyenlerin Gmail uzantılı bir e-posta hesabı alması gerekiyor, adres alması gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Android'e bakalım. Android'de zaten Andrew Bean rakamları sürekli paylaşmaktaydı. Google'un yapmış olduğu açıklamada biraz doğrulama, sağlama gibi oldu. 250 milyon gerçekten hatır sayılır bir rakam. Android'in bu büyüklüğe ulaşmasında tabii ki farklı cihaz üreticilerinin rolü var. Samsung'un, HTC'nin, LG'nin çıkarmış olduğu, Sony Ericsson'un çıkarmış olduğu ve popüler insanlar tarafından ilgi gören Android cihazları bu rakamı yukarı çekiyor. Bir de Huawei veya ZTE gibi şirketlerin çıkarmış olduğu biraz daha orta veya giriş seviyesi telefonlar var. Bunlar tabii Android'in biraz daha büyümesine, çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasına olanak sağlıyor. 11 milyar uygulama indirmiş Android Market'ten ve 6 haftada 1 milyarın üzerine bir artış kaydedilmiş. Bu da Android'in ne kadar büyüdüğünü gerçekten gösteren bir rakam. 700 bin aktif Android cihaz sayısı var günde yeniden bu havuza eklenen. Tabi bu sadece Android Market'e erişebilen cihaz sayısını kapsıyor. Bir de Android Market erişimi barındırmayan cihazlar var. Onları da hesaba kattığımızda aslında Android'in yayılımı gerçekten çok daha fazla, bunu söylemek gerekiyor. Android gitgide mobil dünyanın kralı olma yolunda ilerliyor. Yerini biraz daha sağlamlaştırıyor. 2012'de Android'in biraz daha büyüdüğünü görmüş olacağız. Diğer haberimiz Kodak'la ilgili. Kodak fotoğrafçının babalarından, krallarından bir tanesi olarak bilinir. Birçoğumuzun geçmişinde Kodak fotoğraf makinesi olmuştur. O Kodak kendisini dijital değiştirme, uydurmayı pek başaramadı ve ekonomik durumunu pek düzeltemedi ve geçtiğimiz hafta içerisinde de iflas başvurusunda bulundu. Chapter 11 olarak adlandırılan 11. bölüm şeklinde bir yasa var Amerika'da geçerli. Kodak'ta bu yasanın vermiş olduğu avantajı kullandı. Uzun süredir ağır bir mali krize boğuşan Kodak, borçlarını ve finansal durumunu yeniden yapılandırmak için Amerikan yasalarının sağladığı haklardan faydalanarak iflas başvurusunda bulundu. Şirket, eski borçlarının ödenmesi ve yeniden yapılanma sürecine kullanılmak üzere Citigroup ile 18 ayda kullanılacak 950 milyon dolarlık kredi anlaşması da imzaladı. Öte yandan şirket, kaynak yaratmak için varlık satışına ağırlık veriyor ve yan üreticilerle çalışmaya da ağırlık veriyor. Şirketin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Antonio Perez tarafından yapılan açıklamada bazı geleneksel bölümlerden çekilme yapıldığı, 13 üretim merkezi ve 130 işleme laboratuvarının da kapatıldığı belirtildi.
Kodak bu yeniden yapılanma sürecinin sonunda yoluna dijital fotoğrafçılıkta güçlü bir şirket olarak devam etmeyi amaçlıyor. Yeniden toparlanma sürecinin 2013'ü bulması bekleniyor. Evet, Kodak bahsettiğimiz gibi haberde de bahsediyor. Dijital fotoğrafçılar kendisini pek uydurmaya başaramadı, ancak bundan sonraki stratejisinde eğer durumu çevirmeye başarabilirse dijital fotoğrafçılıkta iddialı bir şirket olarak yoluna devam etmeye başlıyor. Geleneksel fotoğrafçılıktan yavaş yavaş çekilecek gibi gözüküyor. Kodak geçtiğimiz aylarda IMAX'e projeksiyon teknolojisiyle ilgili elinde bulunan patentleri lisanslamıştı ve bu şekilde bir kaynak edinim yoluna girmişti. Elindeki kaynağı bu şekilde lisans satışlarıyla, patent satışlarıyla değerlendirme şeklinde bir planı var Kodak'ın. Bunun yanı sıra yasal yollarla da biraz kaynak yaratmaya başlıyor. Bu yolda öncelikle Apple ve HTC'yi mahkemeye vermişti Kodak bu ayın başında ve sonrasında da Samsung'u mahkemeye vermişti yine. Çeşitli patentlerin izinsiz kullanıldığını öne sürerek şirket bu şekilde elindeki patent portföyünden yararlanmaya, ondan ek gelir sağlamaya başlıyor. Tabi buna satışlar da eklenecek. Bakalım Kodak bu zorlu süreçten başarıyla çıkıp dijital fotoğrafçılık alanına kendisini başarılı bir şirket olarak yeniden yapılandırmayı başarabilecek mi? Kodak bu çalışmaların sonucunda başarıya ulaşacağını düşünüyor. Bakalım, göreceğiz. Kodak'ı yakından takip edeceğiz 2012 yılı içerisinde. Bunu söyleyebiliriz. Haftanın ürünü Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus. Samsung Galaxy Tab 7'yi, orijinal Galaxy Tab'i biliyorsunuz, 7 inçlik bu tablet 2010 yılında çıkmıştı, piyasaya sürülmüştü ve iPad'e bir rakip olarak konumlandırılmıştı. Samsung Galaxy Tab işini bir şekilde gördü, ancak daha sonra üzerindeki dikkati Galaxy Tab'in 2011 modellerini bıraktı. 2011 yılı içerisinde çıkan Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy Tab 8.9 gibi tabletler var. Ancak Samsung o tabletlere ek olarak 7 inçlik tablette de bir yenilemeye gitti ve görmüş olduğunuz Galaxy Tab 7.0 Plus'ı çıkardı. Galaxy Tab 7.0 Plus tasarım açısından büyük kardeşlerine benziyor. 10.1 ve 8.9'un tasarımı var bu tablette, görmüş olduğunuz gibi. Yine aynı ince profil, kasa olarak baktığımızda çok bir farklılık yok, aynı incelik korunmakta. Ekranın etrafı, tuş dizilimi vesaire çoğu şey benziyor aslında 10.1 ve 8.9'a, bunu söyleyebiliriz. Yine telefon gibi kullanılabiliyor bu tablet, yine kulağınızı bu şekilde götürüp eğer kullanabilirsiniz. Ses kalitesi güzel, bunu söyleyebilirim. Eğer düzgün bir şekilde ayarlarsanız bu hoparlör kulağınıza rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Tabi dışarıdan nasıl gözükür bu, bunu söyleyemem. Biraz garip gözükebilir. Tabi Bluetooth kulaklıkla da kullanabilirsiniz bu tableti. 1.2 GHz'lik Exynos işlemci var. Çift çekirdekli 1 GB RAM var. 16 ve 32 GB'lık bellek seçenekleri var. Bunun yanı sıra 7 inçlik 600x1024 çözünürlüklü bir ekran var. PLS LCD dokunmatik ekran. Bunu söyleyebiliriz. Android 3.2 Honeycomb geliyor, ancak Android 4.0 Ice Cream Sandwich'te güncellenebilir olacaktır bu cihaz. Bunu tahmin edebiliyoruz. Samsung bu cihazı Ice Cream Sandwich'ten mahrum bırakmayacaktır. Cihazın arkasında 3.2 megapiksellik bir kamera var. Önünde de 2 megapiksellik bir kamera var. Bunun yanı sıra 720p video kaydı yapabiliyor arka kamerayla. Bunları söyleyebiliriz. Genel giriş bu şekilde. Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus'ın detaylı incelemesi çok yakında Teknoblog'da olacak. Bunu söyleyelim. Bu yapmış olduğumuz haftanın ürünü köşesindeki konuk edişimizde bir ön inceleme niteliğinde olsun. İncelemeyi çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. Bunu haber verelim şimdiden. Geldik bu haftaki Teknoblog Haber Merkezi'nin sonuna. Geçtiğimiz haftanın önemli konularını sizlere aktarmaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir Haber Merkezi programıyla tekrar sizlerle beraber olacağız. O zamana kadar yine teknoblog.com'da teknoloji dünyasının en son gelişmelerini, yeni çıkan teknolojik ürünlerin haberlerini, incelemeleri bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Facebook ve Twitter sayfalarımızı da takip etmenizi öneririz. facebook.com/teknoblog ve twitter.com/teknoblog takip için bekliyor. Bu arada Google Plus'ta da teknoblog yazarsanız sayfamıza ulaşırsınız. Bunu da belirtmiş olalım. Ben Sabri Küstür. Yeni haftanın iyi geçmesini diliyorum herkes için. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.